Jun Kagami, karısı Shi Kagami ile Tokyo'da yaşayan sıradan bir ofis çalışanıdır. Jun, bir evliliğin fazla zorluk çekmeden 3 yıldan fazla sürmesi halinde çiftin birbirleri için yaratıldığına inanmaktadır. İlk evliliği 3 yıl sonra sona erdiğinden, Shi ile evlenmeden önce 3. yıl dönümlerinden sonra evlilik sözleşmelerini yenilemek üzere bir anlaşma yapmışlardır. Eğer artık birlikte olamayacaklarını hissederlerse, birbirlerinin hayatından çıkıp gideceklerdi. Şu anda çiftin 3. evlilik yıl dönümü yaklaşmaktadır. Jun geleceklerin nasıl şekilleneceği konusunda endişelidir. Böyle şeyler düşünürken işten eve döner. Kapı zilini çalar ama kimse cevap vermez. Bu oldukça sıra dışıdır çünkü Shi onu her zaman kapıda karşılar. Jun içeri girmek için yedek anahtarını kullanır, korkunç bir manzarayla karşılaşır. Shi ağzından kan damlayarak yerde yatmaktadır. Yanına çöker ve onu uyandırmaya çalışır ama nafile. Panik anında Jun karısıyla paylaştığı tüm güzel zamanları hatırlar. Evlendikleri gün onsuz yaşamak zorunda kalmamak için kendisinden önce ölmemesini istemişti. Birkaç saniye sonra Jun'un aklı başına gelir, kendini toparlar. Ambulans çağırmaya çalışırken aniden Shi bacaklarından tutarak bunun sadece bir şaka olduğunu söyler. Jun şok içinde ona bakarken Shi ona şaşırıp şaşırmadığını sorar ve kıkırdar. Cevap vermeyince de akşam yemeği için mutfağa gelmesini ister. Jun şoktan çıktıktan sonra Shi'nin ketçabı sahte kan olarak kullanmasıyla ilgili şaka yapar. Shi, Jun'un şakaya verdiği tepkiyle dalga geçerken çift güler. Yemeğin geri kalanında mutlu ve neşeli bir ruh hali içindedirler. Ertesi sabah Jun işe gitmeden önce Shi ondan bir öpücük ister. Jun artık yeni evli olmadıklarını söyler ancak Shi onun görüşlerine katılmaz. Gün içinde ne olacağını asla bilemeyeceklerini, bu yüzden bunun son vedaları olabileceğini söyleyerek ona sıkıca sarılır. Jun çıkarken elindeki çantayı çöp kutusuna bırakır. Temizlikçi kadın çöpleri karıştırır ve dünkü kanlı kıyafetleri görür. Jun'un dairesinde saçma sapan bir şeyler yaptığını düşünür. Jun ofiste iş arkadaşı Sano'ya Shi'nin dün kendisine yaptığı şakayı anlatır. Sano komik olmak için çaba sarf ettiği için Shi'yi över. Jun Shi'nin onu hala sevip sevmediğini test ettiğini, böylece 3 yıl sonra bile onunla kalmak isteyip istemediğine karar vermenin daha kolay olacağını düşünür. Akşamın ilerleyen saatlerinde Shi yemek hazırlarken Jun'dan eve döneceğini söyleyen bir mesaj alır. Mesaja muzipçe gülümser, bir sonraki şakasını hazırdır. Birkaç dakika sonra Jun içeri girer, karısının yerde yattığını ve kafasının gerçekçi bir timsahın ağzında olduğunu görür. Karısı hayvan tarafından yeniliyormuş gibi yapmaktadır. Jun da ona ayak uydurur, onu kurtarmak için ağzından çekip çıkarır. Hayatını kurtardığı için kocasına dramatik bir şekilde teşekkür eder. Şimdi yemek yemeleri gerektiğini söyler. Bunu takiben Shi her gün ölü taklidi yapmaya devam eder ve her şakada daha da yaratıcı olur. Bir gün bir çatışmada yakalandıktan sonra ölen bir hizmetçi gibi davranır. Ardından düşmanlar tarafından vurulan tuzağa düşmüş bir asker olur. Ancak Jun'u en çok etkileyen şaka kafasından bir okla vurulmuş gibi yaptığı şakadır. Zaman geçtikçe şakalardan giderek daha fazla rahatsız olsa da yaratıcılığını takdir eder. Jun onun bunları neden yaptığını çözemez. 3. yıl dönümü yaklaşırken bu onu daha da endişelendirir. Bir gün temizlikçi kadın yine çöpü boşaltmaktadır. Çöp torbasının içinde Shi'nin ölü taklidi yapmak için kullandığı aksesuarlar vardır. Temizlikçi kadın çantayı karıştırır ve kanlı bir bıçak bulur. Herkesin önünde olay çıkarır ancak Jun ona kanın ketçap olduğunu açıkladığında sakinleşir. Jun tedirginliğini iş arkadaşı Sano'ya tekrar ifade eder. Sano da Shi'yi birkaç günlüğüne ailesinin yanına göndermesini önerir. Konuşurlarken Jun, Shi ile ilk kez nasıl tanıştığını, onu nasıl tanıdığını anlatmaya başlar. Bir iş toplantısı için Shizuko'da bulunmaktadır ancak eve dönüş otobüsünü kaçırmıştır. Shi onu otobüsün arkasında koşarken görmüş ve babasını restoranına davet etmiş. Güzel bir genç kızdı ama Jun'un dikkatini çeken şey neşeli kişiliğiydi. Annesi o daha 5 yaşındayken vefat etmişti ama üzüntüsünü insanların önünde asla belli etmezdi. Ayrılmadan önce ona dileğinin Tokyo'daki Mont Saint Clair'dan bir tatlı yemek olduğunu söylemiş, Jun da onu bir süre sonra şehre davet etmişti. Sano bu eşsiz aşk hikayesi karşısında hoş bir şaşkınlık yaşar. O gün Jun eve döndüğünde Shi'nin kendini savaşta ölen ortaçağ döneminden eski bir askere dönüştürdüğünü görür. Jun son seferinde onu övdüğü için birkaç ok kullanmıştır. Jun onun ölümüne üzülmüş gibi davranır. Ancak giydiği kostümün üzerinde fiyat etiketini görünce artık rol yapmasına gerek kalmaz. Ertesi gün Sano'ya şaka yapmayı bırakıp bırakmayacağını görmek için şakalarına inanmaya devam edeceğini söyler. Bu nedenle eve döndüğünde onun sahte uzaylılar tarafından kaçırıldığını gördüğünde hayatının en iyi performansını sergiler ve onlarla savaşır. Ancak bu Shi'yi durdurmaz. Bunun yerine ona ayrıntılı bir skeç hazırlayarak daha iyi performans göstermesini ister. Bir keresinde göğsündeki hançeri çıkararak canlandırması gereken ölü bir vampir gibi davranır. Jun skeçte söyleneni yapar, bu sırada onun tarafından ısırılır. Bunu takiben ölümden dirilmek için Romeo'nun yardımına ihtiyaç duyan Juliet gibi davranır.
Geçen seferkine benzer şekilde Jun yas tutuyormuş gibi davranır, onu hayata döndürür. İş yerinde artık odaklanamamaktadır ve eve dönmekten neredeyse korkmaktadır. Sano iş arkadaşına sempati duyar. Şakalardan bir günlüğüne de olsa uzak durmasını sağlamak için çifti karısıyla birlikte akşam yemeğine davet eder. Günün sonunda hep birlikte bir restoranda buluşurlar. Sano'nun karısı Yumiko da onlara katılır. Konuşurlarken Shii'ye neden Jun ile evlenmeye karar verdiği sorulur. Bir flashback bize restoranda tanıştıktan sonra çiftin Tokyo'daki buluşmasını gösterir. Jun, Shii'yi her zaman ziyaret etmek istediği kafeye götürür. Tokyo sokaklarında yürürken Shii en sevdiği gofretli keki satan bir sokak sanatçısının peşinden koşar. Jun onun arkasından koşar, sonunda satıcının yanına varır. Satıcının elinde sadece bir kek kaldığı için keki paylaşırlar. Shii ona büyük parçayı verir ancak Jun ondan daha büyüğünü ister. İşte o zaman ona aşık olmuştur. Günümüze geri döndüklerinde eve dönerken Jun karısına tekrar aşık olur. Birlikte aya bakarlar, onun güzelliğini takdir ederler. Bir gün Jun eve dönerken yerel bir çamaşırhanede boş bir yer olduğunu fark eder. Shii çalışmaya başlarsa şakalar için daha az zamanı olacağını düşünür ve gazeteyi eve getirir. Shii onu bir tabutun içinde mısırlı bir prenses kılığında karşılar. Dramatik karşılaşmadan sonra akşam yemeği için mutfağa doğru yürürler. Jun ona iş ilanından bahseder, başvurması için ısrar eder. Shii ilk başta şüpheyle yaklaşır ama yine de kabul eder. Ertesi günden itibaren yaşlı bir adamın sahibi olduğu çamaşırhanede çalışmaya başlar. Yine de bu onu şakalar yapmaktan alıkoymaz. O akşam bir banko soyguncusu tarafından öldürülmüş gibi yapar. Artık canını tak eden Jun onun ölü taklidi yapmasından bıktığını söyler. Ertesi gün Shii, Sano'nun karısı Yumiko ile bir randevuya çıkar. Onun 6 yıldır hamile kalmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını öğrenir. Çiftin ilişkisi bu yüzden sarsıntılıdır ancak Shii'nin nazik sözleri Yumiko'nun daha iyi hissetmesini sağlar. Jun karısına çiçekler ve en sevdiği pastayı getirir ancak eve girdiğinde onun mezarlıktan kalkan bir hayalet gibi davrandığını görür. Jun ondan ölü taklidi yapmamasını istediğinden o da zaten ölü olan bir hayalet gibi davranmıştır. Kek için ona sarılır, akşam yemeği için ona güzel bir şeyler pişirir. Hafta sonu bir robot gibi davranır ama Jun zorla maskesini çıkarmasını sağlar. Bunu takiben eski karısından gelen ve bir gün onunla buluşmasını isteyen bir mektup fark eder. İkili bir gün Sano ve karısını akşam yemeğine davet eder. Yumiko odadaki timsah oyuncağı fark eder ve ondan çok etkilenir. Yumiko'nun timsahları çok sevdiği ortaya çıkar, bu durum kocasını bile şaşırtır. Sano, erkeklerin eşlerinden ayrı kalmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyene kadar her şey yolunda gider. Bu Yumiko'yu kızdırır, Sano ile tartışmaya başlar. Shii, Yumiko'yu daha iyi hissettirmek için ona karşı bilek güreşi maçını kazanırsa timsahı vermeyi teklif eder. Yumiko kazanır çünkü eskiden karate eğitimi almıştır. Timsahı mutlu bir şekilde eve götürür. Sano 6 yıldır evli olmasına rağmen karısının ilgi alanlarını bilmediği için kendini kötü hisseder. Ertesi gün Jun eve geldiğinde Shii'nin kendisini 2050'den bir insana dönüştürdüğünü görür. İlk birkaç dakika boyunca ona ayak uydurur ve gelecekle ilgili sorular sorar. Ancak daha sonra bu şakaları yapmayı bırakması için ne yapması gerektiğini sorar. Shii sessizleşir ve gelecekte birlikte geçirecekleri ortalama gün sayısını hesaplamaya başlar. Adam ısrar etse de Shii sorusuna cevap vermez. Birkaç gün sonra Yumiko, Shii'ye Sano ile ayrılmaya karar verdiğini söyler. Kendisine değer verdiğini hissettirdiği için Shii'ye teşekkür eder. Onun sayesinde çift birbirlerine duyguları hakkında konuşabilmiştir. Başka bir yerde Jun ve Sano konu hakkında konuşmak için bir restorana giderler. Sano boşanmanın her ikisi için de iyi bir karar olduğunu çünkü Yumiko'nun daha özenli bir partneri hak ettiğini iddia eder. Jun ayrıca eski karısının bir keresinde 2 haftalığında ortadan kaybolduğunu ve boşanmak istediğini söyleyerek geri döndüğünü açıklar. Gecenin sonunda çok sarhoş olduğu için Shii onu alır. Ertesi gün Shii'nin babasının kalp krizi nedeniyle hastanede olduğu haberini alırlar. Hemen memleketine giderler, neyse ki kurtarılmış olan babasıyla buluşurlar. Shii onunla karşılaşır ancak sonrasında gözyaşlarına hakim olamaz. Shii odada yokken babası Jun'a annesinin ölümünden beri ağladığını söyler. Ayrıca annesi öldükten sonra bir gece Shii'nin onun resmine bakarken ağladığını gördüğünden bahseder. Ertesi günden itibaren babası işten döndüğünde evin etrafında saklanmaya başlamıştır. Babası ilk başta bunun zahmetli ve tuhaf olduğunu düşünse de zaman geçtikçe Shii'nin saklanma eylemi onu meşgul ettiği için karısının ölümünü atlatmasını sağlamıştır. Jun ölü taklidi yapmaya başladığından beri kendisinin de ilişkilerinde daha fazla dahil olduğunu fark eder. Yaptığı şakaların tatminsizliğinin bir sonucu olmadığını, sadece ona daha yakın hissetmek ve onu eğlendirmek istediğini kaydeder. Daha sonra ikili Jun'un ona evlenme teklif ettiği parka gider. Günün geri kalanını birbirleriyle farklı şeyler hakkında konuşarak geçirirler. Çift birkaç gün sonra Tokyo'ya döner. Shii işten sonra eve döndüğünde Jun'un ağzından kan fışkırırken yerde yatarken görür. Çılgına döner ve onu uyandırmaya çalışır ama kısa süre sonra onun da bir şaka yaptığını fark eder. Film Jun'un akşam yemeği teklif etmesiyle sona erer ancak Shii onu böyle korkuttuğu için ona çok kızgındır. İzlediğiniz için teşekkürler.
Videonun sonuna geldik. Daha fazla paylaşım için videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı, zil ses özelliğini aktif etmeyi unutmayın.